Merhaba, Tarıma Değer'desiniz. Depremin 9. gününde 208. saatindeyiz. 31.974 resmi rakamlara göre vefat sayımız var, 80.000'i aşkın yaralımız var. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz ve artık depremin o 100 yılın felaketinin, asrın felaketinin artık adına ne derseniz deyin 9. gününde biraz da tematik yayıncılığımıza uygun olarak köylerimizi, kırsalımızı konuşmalıyız. Çünkü gerçekten burada tabii ki şu program önümüzdeki 40 dakika içerisinde bunun sebeplerini çok fazla sayamayacak olsak da ki daha önceki programlarımızda bunu çok değerlendirdik. Bizler kırsalda yaşamanın dezavantajlarını ve bu dezavantajların giderilmesi için her şeyi yayınlarımızda söyledik. Ama özellikle deprem ve diğer doğal afetlerde bu dezavantajlı durum daha çok ortaya çıkıyor. Bunları teker teker konuşacağız. Tabii ki yaralarımızı sarma vakti. Nasıl saracağız? Nasıl bir koordinasyon içerisinde tarım için, kırsal kesimde yaşayan insanlarımız, köylülerimiz için tüm bu planlamayı nasıl sağlayacağız? Bunun etkin yolları nelerdir? Bugünleri bir milat olarak kabul edeceksek bundan sonra neler yapmalıyız? Gündeme getirmeye gayret göstereceğiz. İki çok değerli misafirimiz olacak. Programın hemen ikinci bölümünde Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu hocam, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı bize neler yapılması gerektiğini aktaracak. Özellikle kendisinde istatistiki veriler var, bunları sunacak. Kırsalda gördüğü yanlışları söyleyecek, bunların nasıl düzeltilmesi gerektiği noktasında bir bilim insanı olarak aydın namusu içerisinde bize yol göstermeye çalışacak. Ama ondan önce programın ilk bölümünde tarım yazarı, gazeteci dostum İlker Umutlu bölgede, Adana'da, Ceyhan'da, Osmaniye'ye gitti. Bütün deprem bölgesinden bilgiler aldı. İlk önce onu bir dinleyeceğiz. İlker merhaba. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğun için. Sıcağı sıcağına oradaki durumu, kırsal bölgelerimizin, köylerimizin halini anlatmak çok önemli. Bize tabii ki burada çeşitli görüntüler geliyor, mesajlar geliyor. Her yayınımızın altına ciddi şekilde talepler geliyor. Bu arada Agro TV olarak da dünden itibaren bir yayın kuşağı da başlattık. Özellikle arkadaşlarım zaten yayın içerisinde verecekler. WhatsApp hattımızda bölgenizdeki son durumu, ihtiyaçlarınızı yazabilirsiniz dedik çok kıymetli izleyicilerimize. Oralardan da geri dönüşler alıyoruz. Zaman zaman bana da aktarılıyor. Tüm bunları bir kenara bırakırsak sıcağı sıcağına o bölgede olmak, oralarda deneyim sahibi olmak son derece önemli. Biz istediğimiz kadar burada edebiyat parçalayalım, söz söyleyelim. Oradaki birincil gözlemlerin özellikle gazeteci gözüyle aktarılması da son derece önemli diyeyim ve hiçbir soru formüle etmeden sözü size bırakayım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle biliyorsunuz söze ben diğer konulardan ziyade böyle söze başlamayı daha doğru buluyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz ben Bozok Traktör'de satış müdürlüğü görevini üstleniyorum, görevini yapmaktayım. Bölgede birinci dereceden dikkatimi çeken, marka ayırmaksızın söylüyorum, bütün traktör firmaları olsun, tarım firmaları olsun, bölge vicdani, insani görevlerini yaptıkları için son derece mutluyum. En azından onlara, bölge halkı adına bir teşekkür etmeyi kendime bir vazife, borç biliyorum. Bunun haricinde bölgede çok önemli bir organizasyon sıkıntısı oldu. Zaten günlerdir konuşula gelen bir durum. 198 saat olmuş, 202 saat olmuş, 205 saat olmuş. Hala bazı mücadeleler yaşanıyor, sevindirici haberler alıyoruz. Bunun yanında biliyorsun bugün 14 Şubat, bölge halkı bizim sevgilimizdi, bizim aşkımızdı. Yarasını değişmek istemiyorum ama insanların kayıplarımız var, sevgililerimizden ayrıldığımız bir dönem yaşıyoruz. Her yıl bu 14 Şubatları çok acı bir şekilde maalesef hatırlayacağız. Onun haricinde yardım konusunda eline yani bir tas su alan yangına koşmuş. İnsanların ihtiyacını gidermek adına, yarasına derman olmak adına bölgeye intikal etmiş. Tüm bunlarla beraber organizasyon kısmına geldiğimizde de söylenecek çok şey var aslında baktığın zaman ama bunların şu anda ana başlıkları halinde rica edeyim. Evet, ana başlıkları halinde. Ya şöyle, burada işte biliyorsunuz hani medyaya yansıyan kısmı da zaten ortada ve özellikle sosyal medya bu afat ahbap ayrımından tutun da yardımın intikal edememesine kadar
Mesela orada bölgede çalışma yaparken ihtiyaçları gidermek adına dağıtırken bir asker dostumuzu da arabayla bir noktadan alıp bir noktaya intikal ettirmemiz gerekiyordu. O askerle de kısa bir muhabbet ettim araç içerisinde. Kendi bölüklerinden 150 kişi gönüllü bir şekilde afet bölgesine intikal etmişler. Komutanlığa rica minnet üzerine. Yalnız oradaki kurtarma çalışmalarına baktığınız zaman burada bir takım ayrımlar söz konusu. Daha profesyonel ellerle yapılması gerektiği noktasında ancak müthiş bir şey var. Saat 4'te yaşanan bir deprem biliyorsun. Afet. İnsanları yatağında, sıcak yatağında, eşiyle, dostuyla, çocuğuyla inen var, inmeyen var. İnenin durumu zaten daha vahim. Yalın ayak inenler, terliğiyle inenler vesaire vesaire. Yani müthiş bir keşmekeş. Bölge insanı kendi gözleriyle görmesi inan müthiş bir travmalık durum. Yani çok etkileyici sahneler vardı. Yani müthiş sahneler vardı. İnsanlar Peki şöyle kendi bir soruyla devam edeyim. En azından senin bulunduğun bölgede Ceyhan'dasın, Osmaniye'de deneyimlerin oldu, gözlemlerin oldu. Az önce de söylediğim gibi doğrudan tarım sektörüyle ilgili bir iş yaptığın için de sürekli bölgelerden bilgi akışı var. Şu anda hala ulaşılamayan köy var mı? Şimdi yardım gitmeyen köylerin olduğunu ya da çok az gittiğini biliyoruz. Mesela bana gün içerisinde 3-4 tane mesaj geldi. Köydeki evlerin neredeyse yarısı yıkılmış, daha doğrusu hasar almış. 2 tanesi, 3 tanesi yıkılmış. Sadece yıkılan ev sayısı kadar çadır bırakıp gitmişler. Böyle durumlar sadece bana gelen örnekler mi, yoksa bölgenin genelinde yaşanan şeyler mi? Şimdi Ceyhan, Osmaniye, aynı zamanda Antakya ve Kırıkan'daki özellikle Kırıkan'ın 6-7 tane köyünü gezdim. Buralara erzak bıraktık. İnsanların hal hatırlarını sorduk. Yani Allah kırsala da razı olsun. çıktım, köylere de çıktım. Dolayısıyla baktığınız zaman oradaki sahne her daireye ya da her eve, haneye bir çadır şeklinde gelişmemiş. Özellikle Kırıkan'ın köylerine çıktığımda, mahallelerine çıktığımda, kırsalına çıktığımda maalesef insanlar sebze ekmek için seralı hazırlamışlar seralarını. Yalnız çadırlar gelmedikleri için hayvanın başını, malının başını beklemek açısından çoluğuyla çocuğuyla o yıkılan evinin yan tarafındaki sebze ekli seraya kendisini intikal ettirmiş. Yalnız bir muşamba bir sera ne yapabilir gecenin dördünde, beşinde, altısında, -12 derecede, donda, ayazında vesaire de insan ne kadar kendisini kurtarabilir? Baktığınız zaman ben yetkililerden çadır talebinden de bulundum bölgeye intikal ettirmek adına ama çadır kentleri kurdukları için bireysel çadır vermeye çok fazla yanaştıkları söylenemez bu açıdan baktığınız zaman. Bununla beraber aslında ben bunu dün de evvelsi gün de dillendirmiştim, söylemiştim ama bir de batıdan bu hayvancıların fırsat kolladığı gözlemleniyor. Örnek Nasıl? veriyorum 10 liralık hayvanına 1 lira, 1,5 lira, 2 lira, 3 lira gibi paralar vermek suretiyle yem bulamayan, hayvanı açlıktan telef olmak durumunda kalan hayvancının da malını fırsatçıların göz koyduğu, buna çapulculuk denebilir. Kırsalın bir de böyle bir sorunu var. Çünkü Buna insanlar ahlaksızlık kırsal denir İlkem. Bu çapulculuk falan değil. Buna ahlaksızlık yani denir. Açıkça söyleyeyim. Şerefsizlik denir. bunu parantezin içine çok şey doldurabiliriz. Sabrımla konuşuyorum zaten. Kelimeleri seçerek şey yapmaya çalışıyorum. Hakikaten 3-4 günden beri ciddi bir uykusuzluğum var zaten. Gördüğüm sahneler de çok beni etkiledi. Tüm bunlarla beraber baktığın zaman bu tür fırsatçıların bölgede ciddi bir menfaati var. Yani hani sadece oradaki gasp olayları, hırsızlık olayları, işte Suriyeliler vesaire eliyle değil yani. Bu bizden de kaynaklı, bizim bölgemizden de kaynaklı sıkıntılar cereyan ediyor ve insanlar bunu benimle paylaşıyor bütün üzüntüsüyle beraber. Çünkü bırakın erzağı, gıdasını vesairesini tamam bir şekilde hani diyelim şey yapabiliyor depremzede ama hayvanın malı intikali yani yem konusunun intikali noktasında bölgede çok ciddi problemler var. Çok büyük sıkıntı var. Sütleri Şimdi evet. şöyle bir şey, yem tedariki konusunda bunu bir halkla ilişkiler, reklam, PR çalışmasına dönüştürmeden çok sayıda bireysel vatandaş, sivil inisiyatif, kamu kurumları ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar Doğru. çok sosyal Doğru. medyaya falan yansımıyor ama biz biliyoruz, en azından yöneticileriyle görüşüyoruz. Bu bir. İkincisi,
Üstüne basa basa söyleniyor ki aslında bölgedeki şöyle bir baktığımız zaman hem Küçükbaş hem Büyükbaş'ta tüm Türkiye'nin hayvan potansiyelinin ortalama olarak söylüyorum %15'i bu bölgede. Bu bölgeye en azından belli bir süre yetecek kadar yem intikalinin yapıldığı ancak bunun kırsala köylere o dağ köylerine ulaştırılması noktasında çok ciddi bir Onu koordinasyonsuzluk olduğu söyleniyor. Evet. söyleyecektim. Birincisi Lütfen. orada katılıyorum. Birincisi hem normal yani depremzedelere gerekli ihtiyacın nitelikli ihtiyacın ulaştırılması noktasında sıkıntı var. İkincisi de dediğiniz gibi gönderilmiyor demiyorum. Bunlar tabii ki intikal ediyor ama bunların tamamı bir organizasyon gerektiriyor biliyorsun. Yani bu organizasyonu yapmadığınız zaman hani gelen insanın tırdaki yemi nereye dağıtacağını bilmedikten sonra orada da bir keşmekeş yaşanıyor baktığın zaman. Bunların tamamı bir organizasyon meselesi. Yani Meselesi. biz bölgeye intikal ettik ama biz bölgeye rastgele hani tır açalım gelin vatandaş alın muhabbetinde değil. Temel bazda ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek adına insanlarla sarılıp koklaşıp onun derdine derman olmak adına birebir bu muhabbeti yeğlemek adına ben zaten şu an bölgedeyim. Yoksa oradan Anladım. nakliye malzemeleri yükleyip bu tarafa intikal ettirmek de son derece kolaydı. Ama dediğim gibi yardımları bu hayvan malzemesi olsun, depremzedelerin ihtiyaç malzemeleri olsun bunları intikal ettirmek de bir organizasyon meselesi. Doğru. Şimdi süt toplanıyor. Süt toplayan çok sağ olsunlar meslek örgütleri aynı zamanda o sütleri de ya da başka bölgelerden depremzede olmayan bölgelerden gelen sütleri de hem kent ve ilçe merkezlerine hem de köylere de ulaştırmaya da çalışıyor aynı zamanda. Ama Yok. söylediğin gibi bu çabaların çoğu bireysel. Bir de şimdi şunu söylemek, sormak istiyorum aslında. Değerli dostum, bir gazeteci olarak şimdiye kadar bizim şimdi kırsal o yaygın dediğimiz o kitle medyasının gündemine henüz yani bugün böyle 3-5 dakikayla falan Evet, gelmeye evet, başladı ama evet. biz Agro TV olarak dünden itibaren hani insanların canı ve cansızı ile uğraşılırken çok gündeme getirmek istemedik ama dünden itibaren çok yoğun yayınlar yapmaya başladık ve burada bu gerçekler tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Ama velakin şimdi herkes yemi hayvan barınağını konuşuyor. Ama bir iki ay sonra bahar geldiğinde ekim dikim dönemi başlayacak. Buranın bitkisel üretim potansiyeli de çok fazla. Bitkisel üretim Türkiye'nin değerine baktığımız zaman yaklaşık %20'sinin de bu bölgeden karşılandığını biliyoruz. Dolayısıyla insanları yeni, çiftçilerimizi yeni ekim dönemine de hazırlamak gerekiyor. Bu konudaki tavsiyelerini de alabilir miyim? Ya buna ek olarak ben şunu belirteyim. Şimdi biliyorsun bu Lütfen. Kırıkan olsun, Ceyhan olsun buralar köy memleketi. Yani ilçede başınıza bir şey geldiği zaman iki göz odaya da olsa kendinizi köye atıp hayatınıza devam ettirmeniz gerekir baktığınız zaman. Şimdi kırsaldaki tespitlerin son derece doğru. Şurada 1,5-2 ay sonra tekrar ekim dönemi pamuktu, mısırdı vesaire de başlayacak. Artı mevcut mahsulün doğru bir şekilde şu anda bakılamaması, gübresinin, ilacının vesairenin atılamaması yarın bir gün farklı boyutta da ekonomik dalgalanmaları sebep olacak baktığınız zaman. Gıda fiyatlarının endekslerinin artması vesaire gibi unsurların Çok tetiklenmesi. doğru. Ya tüm bunlarla baktığın zaman ben köy bilincinin tekrar bir kurgulanması gerekleri taraftarıyım. Yani ne demek istiyorum? Çok güzel. Köy okullarının tekrar bıraktığımız gibi aktivasyonun sağlanması gerekiyor. Mesela şu anda benim bulunduğum Adana Ceyhan'dayım, Narlık köyündeyim. Bizim burada köy okulumuz var. Yaklaşık 4-5 dönüm araziye sahip. O şekilde atıl bir şekilde duruyor orası baktığınız zaman. Ve bunun gibi daha binlerce köy okulu var biliyorsun bölgede. Yani Evet. köylünün aslında kendi başının çaresine bakacak şekilde lojistik desteğini sağladığınız zaman o depremzedeye inanın ki el uzatacaktır ve daha sağlıklı bir organizasyon sağlanabilir en azından. Sağlayacaktır. Anladım. İlkem kardeşim çok teşekkür ediyorum. Orada çalışmaların devam ediyor. Hem kendi işletmen için hem de bölge halkı için. Yoğunsun Yok. da bu yoğun zamanda bir 15 dakika da olsa bize ayırdın. Yine bağlanırız. Yayınlarımız çünkü sürekli devam edecek. Ben şimdilik çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar. Ülkece, vatanca, Allah millet hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil Tamam. şifalar diliyoruz. Bölge halkı çok zor durumda. Yardımlar
dokuzuncu günde de olsa koordine edilmeye başlandı elde olduğu kadar. Bu konuda şunu suçlamak, bunu suçlamak değil derdimiz tabii ki. Herkes eminim ki elinden gelen her şeyi geç kalmakla birlikte yapmaya gayret gösteriyor. Artık yaraları sarma, geleceğe de biraz da umutla bakma vakti. Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu hocam bizlerle birlikte. Az önce de söylemiştim, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı, çok değerli hocam. Kendisinin bu konuyla ilgili verileri, çalışmaları var. Onunla da değerlendireceğiz konuyu biraz akademik boyutta. Çünkü böyle bir yayında akademik çalışmalar, bilim insanlarının söylediği hem deprem hem kırsal kalkınma, en azından deprem ve doğal afetler başlığı altında aklınıza gelebilecek her konuda bilimin konuşması gereken bir dönemdeyiz. Konuşmadığımız zaman ne olduğunu canımızda işte ödüyoruz. Ne yazık ki çok acı gerçeklerle yaşıyoruz. Hocam merhaba. İyi akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Şimdi topraktan gerçek olmayan, nasıl denir, farazi kıymet yaratmanın bizi öldüreceğini anladık. Dolayısıyla topraktan hakiki, gerçek katma değer üreten çiftçilerimize, köylülerimize tarıma dönmemiz gerektiğini de anladık. Çünkü biri öldürüyor, diğeri de bizi yaşatıyor. Umarız bu yanlıştan döneriz kıymetli hocam. Ben bu evet. deprem yayınlarında ilk olarak konuklarıma çok bir soru formüle etmeden genel bir çerçeve çizmelerini şöyle 3-4 dakikada rica ediyorum. Size de aynı şeyi yapacağım uygun görürseniz ama ciddi de bir hazırlığımız var. Onları da soracağım size. Ama ilk önce sizin gözünüzden, özellikle bir tarım ekonomisti gözünden, kırsal alanların deprem başta olmak üzere afetlerdeki durumunu bir dinleyelim efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Yani tabii ki ilk önce içerisinde bulunduğumuz durum itibariyle bilmiyorum. Yani ne kadar bunları yansıtabiliriz. Yani 10 tane il, 13 milyon nüfus, binlerce vefat eden, evsiz kalan, sair, olumsuz etkilenen bölgenin insanı olmakla birlikte 85 milyon olarak da biz tüm vatandaşlar olarak da bundan çok üst düzeyde etkilendik. Biz de bu üzüntüyü onlarla birlikte yaşıyoruz. Yani ilk önce onlara, vefat edenlere başsağlığı, işte kalanlara geçmiş olsun diyorum. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Gerçekten büyük bir felaket. Bunu uluslararası ilgili kuruluşlar da kabul ediyor. Tüm dünya kabul ediyor. Yüzyılın felaketi olarak bunu yaşıyor olmaktan gerçekten üzüntü duyuyoruz. Yani böyle bir zamanda oranın tarım ekonomisini elbette değerlendireceğiz ama değerlendirirken de zorlanacağımızı da söylemek isterim. İçerisinde bulunduğumuz zamanda henüz enkaz altından canlı insanların çıkma olasılığı ve heyecanı yaşanırken ve cesetler çıkartılırken, onların defin işleri ve üzüntüleri varken tekrar tekrar herkese başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Çok bu güzel kıymetli ülkemizde hocam. Bu çok yaşanmasa iyi olur. Ben, evet. İnşallah. Ben sizin bu anlayışınızı, bu söylemlerinizde aslında ne ifade etmek istediğinizi çok çok iyi anlıyorum ve çok büyük de bir saygı duyuyorum. Ancak şu da evet. bir gerçek, programın başında da söylemiştim. Hani biz bu yayınlara başlamak için bir hafta boyunca bekledik ve artık evet. diğer o hani kitle kanalları dediğimiz yaygın medya ortamlarında da konunun artık tüm detayları konuşulmaya başlamışken biz de kırsalı ihmal edemezdik. Çünkü Kuşan, şöyle de bir durum doğru var. Söylüyorsunuz. Çok haklısınız. Evet. Yani son can enkaz altından çıkmadan, hatta son yaralı taburcu edilmeden bunları konuşmak bazılarına afaki gelebilir, gereksiz, yersiz gelebilir. Evet. Ama hiç öyle değil. Biz artık bu noktadan sonra geleceğimizi konuşmak zorundayız. Geleceğimizin evet. de tarım olduğunu iddia eden insanlar olarak bu da en doğal hakkımız. Bu nedenle kıymetli hocam, naçizane müsterih olunuz. Buyursunlar efendim. Evet, yani şöyle, tabii ki bizim de hem mesleki olarak, hem sizin yayıncılık olarak, hem de bizim tarımcı olarak yapmamız gereken her türlü ortamda şeyler var. Bunları konuşacağız. Konuşmayalım diye demiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Konuşulması lazım. Hem acımızı yaşayacağız, hem de yapacaklarımız, üzerimize düşeni yapacağız. İnsanları
uyaracağız. Evet, bölge tarım potansiyeli çok yüksek bir bölge. Bizim can simidimiz Amikovası ve Çukurova'mız var orada. Yüksek tarım potansiyeline sahip. İşte siz de söylediğiniz bitkisel üretimin %20'si, işte küçük baş hayvancılığın yaklaşık %16'sı, 17'si, %10-11 civarında büyük baş hayvancılık potansiyelimiz var. Et süt üretiminden bitkisel ürünlere varana kadar çok yüksek bir potansiyelimiz var. Deprem ve tarımsal üretimde az önceki Hatip de söyledi, konuşmacı arkadaş da söyledi. Bitkisel üretime çok fazla zarar vermez ama bina, barınak türü şeyleri tahrip ettiği için burada genellikle hayvan varlıklarına zarar verecek bir afet olduğunu biliyoruz. Ama burada da hayvan sayılarıyla ilgili elimizde çok güçlü bir istatistik olmasa bile şu anda köylerin durumlarının ne olduğunu, insanların yaşam alanlarının, evlerinin ne ortamda, ne durumda olduğunu, barınakların ne durumda olduğunu, hayvanların telef olup olmadığını, telef olanlarla ilgili yapılan neler, bakanlığın neler yaptıklarını falan bunları biliyoruz. Bunları birazdan belki ulaşabildiğimiz kadarıyla resmi ve kesin istatistikler olmamakla birlikte Tabii ki. veya uygulamaların neler olduğunu bunları konuşmaya çalışacağız. Sonuçta her şey de netleşmiş değil. Ama şu ortamda şunu bilmek lazım. Oradaki yaşayan insanlar kırsal alanda evi yıkılmamış olabilir, barınağı yıkılmamış olabilir, hayvanı ölmemiş olabilir. Ama bir can taşıyorlar. Bölgede psikolojik olarak yüksek oranda etkilendiklerini söyleyebilirim. Zaten kırsal alanın çok büyük yaşam zorlukları var. Bunları zaten her programda söylüyoruz. Bunun üstüne böyle büyük bir afetin de gelmiş olması onları tekrar o kırsal alanda bu üretimi yapabilmek için ne derece motive edecek? Bizler bunu tartışmalıyız. Bunları nasıl motive edeceğiz? Bunları konuşmalıyız asıl diye Çok düşünüyorum. haklısınız kıymetli hocam. Evet. Bir ek vermek istiyorum. Bu gündüz saatlerinde tabii ki herkes yapıyor. Ben de bölgede tanıdıklarımız var. Günlük bir iki tur atıyoruz telefonlarla. İstatistikler, haberler vesaire. Yani Hatay'da şehirde şu anda kimileri işte çekildi işte vesaire bir şekilde bir sessizliğin olduğunu söyledi. Biz bunu tarımsal açıdan konuştuk. Yani bu sessizliğin kırsal alanın psikolojisini olumsuz yönde etkileyeceğini. Yani Hatay'daki durumun işte bu tekrar yapılanmaların olması, o insanların geri gelmesinin çok kırsal alandaki insanların da bu kırsal yaşamın sürdürülebilirliği adına, onların buralarda kalıp tarımsal üretimi icra edebilmeleri adına çok önemli olduğunu, muhakkak bu geri dönüşler için hem şehir hem de kırsal alana geri dönüşler için ciddi bir politika geliştirilmesini, desteklenmesi gerektiğini böyle onlarla tartıştık. Evet, deprem fiziken insanları, mal varlıklarına zarar verir ama bunları bir şekilde ülke olarak inşallah en kısa zamanda telafi İnşallah. ederiz. Kamu, özel sektör vesaire. Ama insanların psikolojik yıkımlarını telafi edemezsek fiziki yıkımları telafi etmemizin çok anlamı kalmayacak. Biz oraya Çok insanlara güzel. çok dayanıklı, depreme dayanıklı yapılar yapmış olmamız bir şey ifade etmeyecek. İnsanlar orada kalmayacaksa, devam etmeyi aklından, gözünden, gönlünden çıkartmışsa İşte o zaman bizim için bitkisel üretim için, hayvansal üretim için, totalde tarım ekonomisi açısından ciddi zorluklar oluşacaktır. Bu Kıymetli nedenlerden dolayı hocam, orada biraz, evet, buyurun. kıymetli hocam, estağfurullah, ne haddimize ricamız olur. Şimdi ben arkadaşlarımdan özellikle rica ettim. Şu anda ikimizin arasındaki görüntüler Görüyoruz. tamamen kırsal bölgeden. Biz 9 gündür hep şehir merkezlerindeki yıkım görüntülerini izliyoruz. Ben özellikle dedim ki bir kare bile şehir merkezi istemiyorum. Hep köyler, kırsal alanlardaki yıkımları gösterelim biz yayınımızda. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni kırmadılar. Yani kırsal alanların da hali bu şekilde. Yani bunlar Doğru. da bizim tespit ettiklerimiz, çekebildiklerimiz, ajanslardan gelen görüntüler. Bu da %100 yansıtmıyordur. Bir de kıymetli hocam, az önce söylediniz işin psikolojisi son derece önemli ama biz şimdi kentlerde bunun doğruluğunu, yanlışlığını, eksikliğini sorgulamayacağım. Merak etmeyin. Bu yayın o yayın değil ama biz kentlerde şimdi müteahhit avına çıkmışken kırsal bölgelerde uzun yıllardan beri hiçbir mühendislik hizmetinin girmediği plansız bir yerleşimi, oradaki doğal malzemelerin mecburiyetten doğal malzemelerle yapılmış ve yapılmakta olan hiçbir planı projesi olmayan yapılardan bahsediyoruz. Bir bu. Sizi kesmemek için ikinci boyutunu da söyleyeyim. Bugün WhatsApp hattımıza bir video geldi. Arkadaşların WhatsApp hattımıza veriyorlar. Orada
Bir teyzemiz diyor ki köyde şöyle güçlü kuvvetli 15-20 tane genç delikanlı olsaydı bu kadar vefat olmazdı. Çünkü öyle veya böyle tek katlı ya da iki katlı evlerden o gençlerimiz yaralı olarak çıkarabilirlerdi vefat eden köylülerimizi. Yani bunun bile eksikliğini hissediyor çünkü genç nüfus yok. Bu da sizin söylediğinizle bence çok bağlantılı diyeyim. Buyurun kıymetli. Biz soru sormuyoruz hocam. Karşılıklı dertleşiyoruz. Buyursunlar. Evet. Tabii tabii sohbet ediyoruz. Şimdi şöyle yani köyde şu köyden görünen ev yıkıntıları çöküklerine gelince yani hasreten bunları zaten depremin ilk gününden itibaren ilçe ilçe takip ettim. Bir fay hattı var biliyorsunuz Adıyaman'a doğru giderken hafiften böyle bir kavis alıyor. Ve o fay hattına yakın ilçeler ve köylerde ağır hasarlar var. Uzaklaştıkça hasarlar o fay hattından biraz azalıyor. Yani bu 10 ilin tamamının ilçe ve köylerinde hasar yok. Yani bu da bir tabii, ne diyelim tabii. Artık bir açıklama güzel bir şey diyelim artık. Köy yerlerindeki evler evet. Köy yerlerinde sağlam olmayan evler ne diyelim tedbirsiz yapılmış evler veya doğal malzemelerden yapılmış evleri de hasarların çok olduğunu görmekle birlikte özellikle de ağır hasar alan Hatay gibi illerimizin, şehirlerimizin köy yerlerinde de sağlam yerleşim yerleri ailelerimiz için korunak bölgesi oldu. Yani bunu burada de bir bugünden sonra bir önce yapılması gerekirdi ama biz bugünden sonrasını söyleyelim. Ciddi bir köy yerleşim planına ihtiyaç olduğunu söylüyorum ben. Yani bunlar bir önümüzde de Tarım Bakanlığı'nın da sıklıkla dile getirdiği özellikle mevcut Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin sıklıkla dile getirdiği bir üretim planlaması var. Bunlar bu köy yerleşim yerinde hatta şöyle söyleyebilirim bir projesi kapsamında yapılsa çok çok daha iyi olur. Şimdi Türkiye'nin yaptığı binalarda bu depremde zarar görmemesi nedeniyle bir güvenilirlik de var işin içerisinde. Hayvan barınaklarının belirli biliyorsunuz TKDK'nın yapmışlarda bir kart var. Bir beton kalitesi, kullanılan maddesi sürekli denetleniyor orada. Ciddi bir sağlamlık var. TOKİ'de de yani dolayısıyla bu olmayabilir ama TOKİ kalitesinde hem hayvan barınakları projelerin sabit hayvan gözetilebileceği, verimi etki edebileceği, orada yaşayan insanların ve çalışan insanların sağlığını dikkat edeceği, iş güvenliğine uygun gibi birçok kriteri de dikkate alınabilecek tarımsal yapıların diyelim artık her türlü tarımsal oluşturulması ve detayında insanların yaşam alanlarının, evlerinin oluşturulması TOKİ desteğiyle veya benzeri kurumların desteğiyle bunlar yapılabilir. Bir de şöyle bir şey var. Yerlerinde biliyorsunuz parantez içerisinde şu anda 10 tane aklıma geldi. 10 tane kilis hariç büyükşehir yasası kapsamında, büyükşehir statüsünde yanlış hatırlamıyorsam 9 büyükşehir bir büyükşehir olmayan şey var. Dolayısıyla il sınırları büyükşehir yasasının kapsamına mahallesinde buralarda da bir imar çalışması ciddi bir şekilde zaten yasaya bağlı alanlar belirlenebilir ve herkes arazilerine istediği ölçekte istediği kadar kapalı alan ne bileyim bina ahır vesaire yapamayabilir. Şu anda bunu tarım il müdürlüklerinin illerine bağlı. Herkes yapamıyor ama imarı da yapı izinleri de yapı denetimi belediyeye ait olur ve dolayısıyla güzel bir yerleşim alanı sosyal donatısı içerisinde köyde o az önce söylediğim işte faktörleri de psikolojik faktörleri de karşılayacak bir şekilde bir oluşturulabilir. Son derece ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yeni yapılanmada buna kesinlikle dikkat edilmeli. Teyzemin söylediği İnşallah. O genç şimdi mevzusunu ha, evet. Hocam şu ona genç da geleceğim. Ona da buyurun. Kıymetli hocam şu estağfurullah şöyle bir durum var. Şimdi siz de takip ediyorsunuzdur. Bölgeye, kırsal alanlara da tarımsal anlamda yardım yağıyor. İşte evet. Yemler gidiyor, sahibi ölmüş hayvanlara bile bakılıyor. Çadır fabrikaları hem hayvan çadırı hem de insanların barınabileceği çadırlar üretmek için kendi işçilerinin talebiyle çift vardiyaya dönüp ki o işçiler de ücret almayacaklarını söylemişler.
çift var diye iki kat üretim yapmaya çalışıyor ve ücretsiz şekilde bölgeye ulaştırma gayreti içerisinde. Tarım alet ve makina sektörü artık kendi üretim hatlarını tamamen konteyner üretmek için seferber etmiş durumda. Oradaki yapıları düzenleyici artık ek ne varsa onları yapmak için gayret gösteriyor. Az önce söyledik, bir yandan çiftçinin sütü toplanıyor, diğer yandan çocuklara süt dağıtılmak için elden gelen her şey yapılıyor. Ama bütün bunları ya bireysel ya da kurumsal birkaç sivil toplum örgütü ya da meslek kuruluşu bir araya gelerek yapmak gayreti içerisinde. Veteriner hekimler bölgede ücretsiz köyleri geziyorlar. Yani bir ilaç bayisi çevresindeki bütün bayilerle bir iletişim ağı kurmuş. Artık ücretsiz bedava ne kadar ilaç varsa toplayıp bölgeye göndermek için, köylere göndermek için gayret sarf ediyor. Genç nüfusla birlikte değerlendirmenizi rica edeceğim bir konu da bu. Bütün bunlar çok önemli ama bunların bir koordinasyon içerisinde yapılması gerekiyor. Çünkü telefonla işte çekiyorsa WhatsApp yoluyla şuraya gönderin, burada eksik var deyip herkes her yere koşuşturmaya çalışınca sadece pansuman tedaviler artık yapılmaya başlandı. Ne yazık ki bunun bir hani bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. Siz de söylediniz mesela 15 Eylül 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı da bunu söylüyor. Yazmışlar sayfalarca 60-70 sayfa ama girişindeki son paragraf çok önemli. Diyor ki bütün bu hizmetlerin sağlanabilmesi başta kamu olmak üzere ilgili tüm tarafların ve bireylerin entegre olması ve bu planı sahiplenmesiyle yapılması gerekir diyor. Belki buradan devam etmek istersiniz. Buyurun kıymetli hocam. Evet, ben de tam oradan devam edecektim. Bunun tarihi son derece önemli. 15 Eylül 2022 tarihli Türkiye Afet Müdahale Planı'nı hazırlamış. Cumhurbaşkanlığı kararı 15 Eylül'de yayınlanmış. Evet. Burada şöyle bir şey söylüyor. Tabii bunun uygulanmasının nasıl olduğunu konu uzmanları ve ilgili kurumun yetkilileri bilir ama biz okuduğumuz şekliyle bunu anlayabiliyoruz. Yani yaşanabilecek afetlerde, ülkede yaşanabilecek afetlerde kimin ne sorumluluğunun olduğunu, kimin hangi öncesinde ve sonrasında nasıl sorumluluk alacak, koordinasyonda nerede yer alacak, üzerine kimin ne düşüyor, bunların hepsini detaylı bir şekilde açıklamış, kurum kurum açıklamış ve orada benim ilgimi çeken en önemlisi de şu an itibariyle içerisinde bulunduğumuz ve çokça da tartıştığımız konu bu. Ya işte özel sektör ne yaptı, işte dernekler ne yaptı, AFAD ne yaptı? Aslında Türkiye'de ben bu satırı ben izleyicilerimizin için açık açık okumak istiyorum. Ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Yani şunu diyor benim anladığım, yani böyle bütün herkes, yani bir seferberlik emri gibi bir şey. Herkes afetlere talimat geldiğinde veya destek istediğinde yardım edecek ve bu da bir koordinasyon çerçevesinde, ki burada da AFAD'ı işaret etmiş, AFAD'ın koordinasyonunda olacak gibi. Sonuç itibariyle gerçekten bu çağrıya, bu kanuna yönelik çağrıya ülke uymuş, bütün seferberlik haline gelmiş, herkes yardım yapmış ve bu yardım sırasında ya sadece bir koordinasyonsuzluk veya organizasyonsuzluk artık olmuş, bir iletişim olmuş düşünüyorum ki kanun da zaten bunu herkese emrediyor. Yani yapanların da bu koordinasyon çerçevesinde yapmasını ve sonuçta şunu söyleyebiliyorum. 10 tane il, çok büyük saha, köyler, ilçeler vesaireler, bakanlıktan, özel sektörden, STK'lardan, medyadan da biz de gördük. Sahadakiler de bize bunları bildirdiler. Çok sayıda yardımlar geldi. Bu yardımların organizasyondaki eksikliklerden dolayı etkinliğini elbette hep beraber tartışıyoruz. Belki istenilen bir yere bir çadır gitmedi veya fazladan bir yere gitti veya yem gidilmesi gereken bir yere gitmedi, fazladan bir yere, fazlasıyla başka bir yere gitti. Burada mağduriyetlerin olabildiğini düşünüyorum ama en azından şunu söylüyorum. Burada bir kanun, yönetmelik var. Burada da bilgi eksikliği. Hem STK'ların, hem özel sektörün, hem bizlerin, hepimizin bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir iletişim kopukluğu olduğunu düşünüyorum. Bu arada yani peki, bakanlığın ve... Vurdum. Kıymetli hocam, bütün bu tespitleriniz bizi şimdi bu eylem planı şehirlerde ne kadar uygulandı ki eleştirisini bir kenara bırakarak, acaba yine aynı bünye içerisinde, yani AFAD bünyesi içerisinde
Nüfus 50 binden küçük mü dersiniz, 20 binden küçük mü dersiniz? O uzmanların işi. Ama kırsal için ayrı bir afet koordinasyon planı olması gerekir mi, gerekmez mi? Az önce yaptığınız tespitler bizi buraya götürür mü? Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce aslında üstü kapalı bir şekilde bunu açıkladım. Şimdi büyükşehir yasasında kırsal alanın olmaması nedeniyle, mahalleye dönüştürülmüş olması nedeniyle afet, şehir için olan afet planı il sınırlarının tamamını, büyükşehir sınırlarının tamamını kapsıyor. Yani burada o 63-60 sayılı yasa bizi bağlıyor diyelim. 40 kent ayrımı noktasında burada bir şey diyemiyoruz. Kilis hariç hepsi, hiçbir yeri kırsal alan olarak öyle kabul etmiyoruz. Belki o zaman kıymetli hocam, çok özür diliyorum. Buyurun. Kıymetli hocam, o zaman şehir merkezindeki hizmetlere bağlı olan 150 kilometre ötedeki dağ köyü o hizmeti işte alamıyor. Bilmiyorum, eleştirimde evet, yanlış mıyım? Yok yok, şimdi bu sizin söyledikleriniz doğru ama şöyle, bu işin bir mevzuat kısmı var, bir uygulamalı kısmı var. Mevzuat kısmında az önce sizin de 15 Eylül 2022 tarihini vermiş olduğunuz Türkiye Afet Müdahale Planı'nda mesela burada Tarım Bakanlığı'na bir görev yüklemiş. Burada kırsal alanlarda kırsal bölgedeki bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelen zararları, kırsal alandaki evlerin yıkılmasını, su kaynaklarının zarar görmesini, içme sularının zarar görmesini, bunların tamamında meydana gelen zararların tespiti, önlenmesine yönelik kısmen orada kırsal alana, Tarım Bakanlığı'na zaten görevi vermiş. Yani kırsal alana demeyelim de bitkisel üretim, hayvansal üretim alanlarının yapıldığı yerlerde bunlar da bizim köy dediğimiz yerler, büyükşehir sınırları içerisinde de olsa orada Tarım Bakanlığı'na mevzuat bunu vermiş. Uygulamaya gelince, yani uygulamada ya tabii ki sahada şu an itibariyle o kadar köyün hepsinde ve aldığımız verilerden köy mağdur olan köylerimiz var ama köylere de kısmen çadırların gönderildiğini, 4000 tonun üzerinde, yani bir yetkili arkadaştan öğrenmiştim, 4000 tonun üzerinde yemin dağıtıldığını, tabii ki optimal ve ihtiyacı olan herkese dağıtıldı mı bunu benim bilmem mümkün değil. 2500 tona yakın sütün toplandığını, hatta şöyle söyleyeyim, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda işte diyelim ki bir ne diyelim bacağı kırıldı veya herhangi bir şeyi var, göçük altından çıkartıldı, verimi elde edilemeyecekse bunların kesime gönderilmesine varana kadar şu anda organizasyonlarının mümkün olduğu kadar yapıldığını, hatta şöyle de söyleyeyim, kent alanında da kırsal alanda da Tarım Bakanlığı'nın, ya bunlar istatistik resmi veriler diyelim, hatta bugün şeyden de paylaşıldı, İletişim Başkanlığı'nda da paylaşıldı, 10 bin tonun üzerinde odun dağıtıldığını orman bölge müdürlüklerinin çalışmalarıyla, ya bunun da ötesinde kırsal alan başta olmak üzere şehirler başta olmak üzere kırsal alana da dahil yemek, ekmek ve sair erzak, su, meyve suyu gibi ihtiyaçların götürülmeye çalıştığına yönelik şeyleri var, açıklamalar var. Dediğim gibi kırsal alanı çok bilmemekle birlikte kurum olarak da işte birçok TMO'dan Et Süt Kurumu'na, Türk Şeker'den Çaykur'a birçok kurumun da organizasyonları ve istatistiki olarak dağıtılan malzemeler ve şeylerin olduğunu görüyoruz. Ya şöyle ifade edeyim, şu an itibariyle bu yasal mevzuat kırsal alana nasıl müdahale edileceğini ortaya koymuş. Yani kısmen açıkça belli oluyor bunlar. Ama uygulamada belki bunlar sahada tam istenildiği şekilde yansımamış olabilir. Teyzemin olabilir. Genç kıymetli ifadesi hocam, de birkaç cümle söyleyeyim. Şöyle, müsaade ederseniz. Tabii söyleyin hocam. Sonra zaten bir sorum kaldı. Ondan sonra da yavaş yavaç veda evet edeceğiz. Evet, toparlayacağız. Genç de çok önemli. O teyzemin dediği şey çok önemli kıymetli hocam. Evet. Şimdi şöyle, bu sadece Hatay, Maraş ve deprem bölgesindeki 10 ilimizin değil, Türkiye'nin sorunu olarak bunu konuşuyoruz ama yani biz literatürü, uluslararası tarım sektörünün mevcut durumunu çok çok iyi takip ediyoruz. Şu anda dünyada yaş ortalaması, tarım kırsal alandaki yaş ortalaması 50'nin üzerinde, bu Avrupa'da dahil. Bilmiyorum, daha önceki televizyon programlarında bunları dile getirdim mi? Amerika Birleşik hocam, Devletleri'nde bir raporlarda vesairelerde, Amerika'da okuduğum bir raporda şöyle, meyve sektöründe, meyve yetiştiricisi ve sebze yetiştiricisinde yoğun iş gücü ihtiyacı olduğu için
bunlara yetişemedikleri için bunları ithal yolla karşılanmasının kararı alınmış. Yani genç, iş gücü vesaire, iş gücünün yokluğundan bu tür kararlar alınmış. Yani sonuçta bu dünyanın sorunu. Kırsal alanın bir dezavantajı var. Şöyle bir cümleyle, iki cümleyle şunu açıklayayım. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkelerde de dahil kırsal alandan kentsel alana göç hala devam ediyor. Bunun yapısal bir nedeni var. Her zaman kırsal alandaki gelir kentsel alandaki gelirden biraz daha düşük. Bizim ülkemizde de işletme başına düşen arazi büyüklüğü biraz az olduğundan, biraz değil iyice az, 60 dekar, hektar, 6 hektar, 60 dekar gibi bir rakam olduğundan bu genç insanların geleceğe yönelik kendilerine bir gelecek burada görememeleri, bir plan, bir hedef koyamamalarından dolayı sürekli diyoruz ya, ya şehirde asgari ücrete razı oluyor diye 60 dekarla da gelecek planlanamıyor kırsal alanda. Dolayısıyla işletme ölçeğinin artmasıyla bu işletme ölçeği belirli bir büyüklüğe gelene kadar bu nüfusun gideceği yönünde böyle bir beklentimiz var. Onun için bunun çok ciddi planlanması ve radikal kararların alınması lazım. Aksi takdirde şöyle diyorlar, kırsal alanda sosyal ortamlar oluştursak gençler durur. İsterseniz bunu pilot bir köyde deneyelim, durabiliyorlar mı? Kentlere yakın yerlerde, köylerde bile gençler çok fazla kırsal alanda durmuyorlar. Çünkü şehirlerdeki kişi başına düşen gelir her zaman, biz buna rezervasyon ücreti diyoruz. Yani cazibe oluşturuyor şehirlerdeki o gelir, fırsatlar. Köyde sadece bir dekar arazinin buğday, arpa, pancar geliri alternatifsiz olarak insanın önünde dururken şehirde birden fazla alternatifli gelir, iş vesaire fırsatlar var. Bunların çok iyi hem sosyolojik açıdan hem de ekonomik açıdan çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bir iki tane projeyle o insanları orada tutamazsınız. Oradaki yaşayan insanları iyi algılayarak çözüm bulmak gerekir diye düşünüyorum. Sizin sorunuza zaman bırakayım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Profesyonel bir televizyon programı konuğusunuz. Bu sunucuları da moderatörleri de çok rahatlatan bir şey. Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, az önce siz de söylediniz. Türkiye'deki ekilen toprakların %15'i bu 10 ilimizde. Tarımsal gayri safi milli hasılanın da yine %15'i bu bölgemizde. Dolayısıyla bahar mevsimi de yaklaşıyor. Şimdi sadece hayvanları konuşuyoruz ama bölgenin bitkisel üretim potansiyeli de çok fazla. Bu rakama baktığımız zaman da bitkisel üretim değeri açısından da %20'yi görüyoruz. Dolayısıyla hem psikolojik hem de ekonomik açıdan bölge halkının yeni ekim dönemine de çok iyi hazırlanması lazım. Özellikle ekonomik açıdan neler yapılmalı diyeyim, madde madde sizden isteyeyim, ardından da yayınımızı noktalayalım müsaadeniz olursa hocam. Şimdi şöyle, orada şu an itibariyle mısır gibi, pamuk gibi ürünlerin ekimine henüz ekim zamanı başlamadı ama kışlık patates ve soğanlar arazimizde var. Buğdayımız var, buğday ekilişlerimiz var. Şu an itibariyle onları da ifade ettim. Birinci ilk etap gübrelemenin tamamlandığını, ikinciye de daha zamanın olduğunu, şu an itibariyle özellikle insanların psikolojik olarak buna hazır olmalarıyla birlikte ekipmanları zarar görmüş olabilir, barınakları yıkılmış olabilir, o enkazın altında sair ihtiyaçların dahilinde kullanacakları gübre sair diğer tohum vesaire zayi olmuş olabilir. Bunları sordum, onlara henüz zaman var dediler. Yapılacak şey elbette ekilişleri yapılacak ürünler için tohum desteğinin verilmesi, yakıt destekleri zaten genel destekler içerisinde bunlar var, bunların verilmesi gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi bu insanların daha önce de söyledim psikolojik desteğinin yapılması, verilmesi gerekiyor. Daha başka notunu aldığım, benim ulaştığım, sahadan ulaştığım bilgiler de vardı. Mesela depremde kaybolan bir köyümüzden birisi şöyle bildiriyor. Diyor ki yani bir çayımız vardı, küçük bir su kaynağımız, arazilerimiz suladığımız, deprem anında bu su kaynağını kaybettik diyor örneğin. Bu çok ciddi bir şey. Yani o bölgenin sulu tarım arazisini kuru tarım arazisine çevirir ki göçü ve bitkisel üretimi ve oradaki üretimin motivasyonunu kökünden kaybedecek bir faktör. Buna dikkat çekmek istiyorum. Ve bu psikolojik ortamın da
Belki alet makine organizasyonu yapılabilir. Hatta ve hatta çevre illerden, yakın illerden uzak da olsa oraya çiftçiler bu üretim faaliyetlerinde üreticilerimize birlikte destek olmak için gidebilirler. Aynı deprem esnasında yardıma gidildiği gibi bir haftalık, 2 haftalık bu işlerin süresi çok fazla uzun sürmüyor. Ve çok uzun maddem var ama sizi zorlamadan en önemlisini söyleyeceğim. Sadece Lütfen. kırsal alan için değil, bölgenin tamamında deprem yaralarının sarılmasında tarım sektörünün organizasyonunun iyi yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kırsal alanlarda depremin etkisinin daha az olabileceği, hem kırsal alanın o sosyal ve psikolojik olarak rahatlatıcı etkisini de ön planda tutarak, hem de bölgede kırsalla ilişkili çok insanın olduğunu, bir şekilde ekonomik olarak da ayağa kırsal alanlardan kalkılabileceğine yönelik inancım var. Çünkü orada sanayisinden diğer ticarethanelerine göre kadar hepsinde zarar gördü. Yeniden bir ekonomik kalkınmaya da ihtiyacı var oraların. Bir yere kadar devlet ve diğer sektörlerin ekonomik destekleri olabilir ve süreklilik adına, ekonomik döngünün devam etmesi adına kırsal alanın ciddi bir şekilde planlanıp yatırım yapılıp ve tekrar canlandırılmasının depremin tüm yaralarının sarılmasında önemli olacağı kanaatindeyim diyorum. Zamanımız varsa birkaç soru daha alabilir veya maddeleri devam edebilirim. Kıymetli hocam, çok klişe ama bize ayrılan sürenin sonu. Ama şöyle de bir Evet. şey var. Gerçekten satır aralarını okuyabilene, satırın üstünü zaten söylediniz. O kadar güzel mesajlar verdiniz ki programı açarken bu saatten sonra her alanda bilim konuşmalı, bilim insanları konuşmalı. Çünkü onların dediğini yaparsak yaşıyoruz, yapmazsak ölüyoruz dedim. Benim çabam bu yöndeydi. Bir televizyon programı sistematiği içerisinde ancak zaten bu kadar anlatılır. Ama şunu da yaparız, kıymetli vaktinizden yine alıp bir başka programda, bu yayınlarımız çünkü gün içinde de devam ediyor. Yine bağlanırız, eksik kalanlarımızı tamamlarız. Zeki Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar herkese geçmiş olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, tarımla, kırsal alanla ilgili yapılması gerekenler en azından satır başları halinde böyleydi. Hem çok değerli İlkem Umutlu kardeşime, tarım yazarı, aynı zamanda tarım sektörüne girdi sağlayan önemli isimlerden bir tanesi, hem de Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim elimizden bu kadar geliyor. Yapılması gerekenleri anlattırmak, doğru soru sorabilmek, doğru cevaplar alabilmek bizim en önemli ödevimiz, görevimiz. Bölgede arkadaşlarımız var. Gün içerisinde sürekli canlı bağlantılar yapıyorlar. WhatsApp'tan sorunlarınızı, ihtiyaç listelerinizi lütfen bizlere gönderiniz. En azından yetkili mercilere ulaştırmaya da gayret gösteriyoruz. Bu yayında da emeği geçen çok değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Tekrar başımız sağ olsun.